Esra? 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 Aç gözünü. Esra? 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 Doktor çağırın! Acil hasta var! Sedye getirin! Yardım edin! Sadan gel. Gel gel gel. Gel dayan. Dayan geldik. Hastaneye geldik de. Dayan. Yardım edin! Yardım edin doktor çağırın! Doktor çağırın! Alın içeri. Esra, iyi misin? Acıyor mu canım? İyiyim. İyiyim. Ben iyiyim. Korkmana gerek yok. Nasıl korkmam Esra? Seni öyle görünce aklım çıkıyordu. Ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Gerçekten iyiyim Ozan. Endişelenme. Ha, tamam. Esra ne oldu evde? Zeynep'e beni arayacağını söylemişsin. Beni de aramadın. Ne oldu? Yani arayacaktım evet. Konuşmak istedim seninle ama... Sonra düştüm. Ne konuşacaktım ben Nesra? Neden geldin o eve? Sana son kez veda etmek istedim. Ne vedası Esra? Biz vedalaştık zaten. Esra ne oluyor? Bak bir şey oluyor. Doğru düzgün anlat artık bana. Ne olur ne oluyor Esra? Ozan. Bir şey olduğu yok. İnanmıyorsun bir türlü. Sürekli sorguluyordun. Ben de son kez konuşup seni inandırmak istedim. İkna etmek istedim. Bu yüzden geldin yani. Bu yüzden geldim. Soğan görmüyor musun halimi? Bak ne hale geldim. Artık zarar veriyoruz birbirimize. Esra böyle olmak zorunda değil. Ozan. Böyle olmak zorunda. Ben artık başkasını seviyorum. Bırak peşimi. Görüşte bilemedim. Sonrasında güzelleştim. Hepsi bu yani. Senin ne güzel. Hepsi bu. Evet, mumlar üflendiğine göre ben doğum günü kızımız için bir konuşma yapmak istiyorum izninizle. Esra, iyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni. İyi ki tanıdık. Eğer seninle tanışmasaydım bir kadının bu kadar güçlü, bu kadar mücadeleci, bir o kadar da seveceğim ve iyi kalpli olabileceğini düşünmezdim. Çok şanslıyız. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Esra. Teşekkür ederim.
Bravo Çınar. Çok iyi konuşma. Evet, çok iyi bir konuşma. Bravo. O zaman ben müziği açayım. Tamam, ben de pasta yiyorum. Müzik açıyorum. Çınar, lütfen rezillik çıkmasın. Tamam. Esra, pastanı beraber keselim mi? Ben seni davet ettiğimi hatırlamıyorum. Ben de şirketimde bir yerden bir yere giderken senden izin almak zorunda olduğumu hatırlamıyorum Çınar. Ya, bir şirketin olduğunu hatırladın demek. Güzel. Ne oldu? Birkaç gün çalışmak zorunda kalınca sinirlerim mi bozuldu? Fazla mı geldi? Halbuki ne kadar kolaydı ben her şeyi hallederken? Sizin haberiniz olmadan bütün sorunları çözerken atıp tutmak ne kadar kolaydı değil mi? Sana çok güzel bir cevap verdim de. Esra'nın doğum günü. Susacağım. Evet, kim açtı müziği? Eren. Abi, tamam, hadi gidelim. Bir dakika Musa ya, belki ben de bir konuşma yaparım. Abi tamam. Musa. Ben bir içecek alayım. Dönmüşsün. Döndüm. İyileştin mi? İyileştim. Ne güzel. Ozan Bey, biz sizinle biraz konuşalım mı? Olur. Odama geçelim, orada konuşalım Esra Hanım. Sen bu gözlükle sen mi? Evet, seni dinliyorum. Ozan! Biz bunları seninle konuştuk. Daha ilk dakikadan huzursuzluk çıkarıyorsun ya. Böyle yapamazsın. Esra, sen bana bir liste ver istersen. Ben neyi yapabilirim, neyi yapamam orada ayrıntılı yazarsın ha. Hem ayrıca ne yaptın ki? Senin doğum gününü kutlamak istedim. Buradan hakkım yok. Ozan, neden yapıyorsun bunu? Neden kabul etmiyorsun hiçbir şeyi? Neden zorlaştırıyorsun? Çünkü ben başka türlüsünü bilmiyorum Esra. Ben seni sevmeden nasıl yaşanır bilmiyorum, oldu mu? Öğreneceksin, tamam mı? Öğrenmek zorundasın. Çağla'yla evlenip gidip bir yola giren sensin. Ya öyle bir yol yok. Esra, daha kaç kere söyleyeceğim bunu sana? Sen ne biliyorsun bunu? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Ozan, aşağıda herkes benim için hazırlandı. Beni bekliyorlar. Lütfen yapma. Musa! Musa! Efendim? Musa ya. Benim Ozan Bey'le acilen konuşmam lazım. Ha, şey, Ozan yok. Yani teknede. Az önce yanındaydım, bugün de gelmeyecekmiş. Ya ne demek gelmeyecek? Gelmesi lazım. Bütün işler birikti. Herkes Ozan'ı soruyor. Musa, bazı müşteriler Ozan'a ulaşamadığı için uygulamaya girmekten vazgeçecek neredeyse. Biliyorum. O da biliyor. Söyledim. Ama dinlemiyor beni. Yani artık ne yapabilirim ben de bilmiyorum. Sence beni dinler mi? Ya şu an ne yapacağını ben de kestiremiyorum. Ama bu dünyada dinleyebileceği bir kişi varsa o da sensindir herhalde. Musa, beni tekneye götürür müsün? Sağ ol. Ben marinanın kapısındayım. Esra. Ozan. Lütfen topla eşyalarını. Hadi şirkete gidiyoruz lütfen. Ben artık burada yaşıyorum ve buradan çalışıyorum Esra. Bir şey içer misin? Ozan, ben ciddiyim. Durumun farkında değil misin? Senin geri dönüş yapmadığın her firmayı rakip şirkete kaptırıyoruz. Lütfen eşyalarını toparla. Bunu bize yapma lütfen. Çınar var. Çınar'a ilgilensin Esra. O ne güne duruyor? Çok istiyordu zaten. Hem o fırsatları değerlendirmeyi iyi bilir. Çınar'a ilgilensin. Ozan. Sensiz olmuyor, görmüyor musun? Sensiz yapamıyoruz. Herkes seni soruyor. Böyle davranmaya devam edersen bak zarar göreceksin. Yapma lütfen, eşyalarını topla şirkete gidelim. Zarar göreceğim. Sen neden endişeleniyorsun ki benim için? Neden geliyorsun buraya kadar? Çünkü sen böyle davranmaya devam ettikçe Çınar Yönetim Kurulu'nu toplayacak, senin CEO'luğunu elinden alacak. Senin her şeyini elinden alacak Ozan, gör bunu. Ya alsın, alsın. Her şeyimi elimden aldı zaten, onu da alsın. Benim kaybedecek neyim kaldı ki? Ya yeter! Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben senin için nelerden vazgeçtim ya, gör bunu.
Sen benim için nelerden vazgeçtin Esra? Sana soruyorum, sen benim için nelerden vazgeçtin? Öylesine sordum. Bunu yapıyorsun işte. Hep bunu yapıyorsun. Ya diyorum ki tamam diyorum, Ozan kız geldi suratına başka birini sevdiğini söyledi. Tamam, efendi gibi kabul et, çekil diyorum, sonra sen geliyorsun. Bana tutunacak bir şey biliyorsun Esra, bana bunu neden yapıyorsun? Görmüyor musun halimi? Neden yapıyorsun bunu bana, neden yapıyorsun bunu bize Esra? Tamam. Esra bak, bir şey var. Ne var bilmiyorum ama bir şey var Esra. Ne oluyor? Sana son kez soruyorum. Esra ne oluyor? Anlat. Lütfen. Hiçbir şey olmadı. Adem hiçbir şey olmuyor. Git Esra. Git, rahat bırak beni. İstemiyorum ya. Düşünme. Hiçbir şey düşünme. Beni de düşünme. Şirkete de düşünme. Hiçbir şey düşünme. Git sadece Esra. Git. Git. İyi misin? Zeyno, ben kararımı verdim. Ne olursa olsun gidip konuşacağım Ozan'la. Anlatacağım her şeyi ya. Annemlere de sonra açıklarım durumu. Onlar anlarlar beni. Anlayacaklardır yani. Sonuçta tanıdığım en aşık çift onlar. Başka anlarlar. Anlarlar. Oh,